Aslında bu bir COVID günlüğü fakat COVID kelimesi ve COVID kavramı çok fazla kullanıldı, esnetildi, gevşetildi ve biraz içi boşaltıldı son zamanlarda. O yüzden onun önemini vurgulamak istediğim için yoğun bakım günlüğü adı altında COVID'i anlatmak istedim. Açıkçası COVID sürecini başladığımız zaman bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Bilmediğim için de küçük küçük notlar alıyordum. Çünkü bu benim ilk kitabım değil, üçüncü kitabım. Bir yazar olarak ve bir hekim olarak gözlem yeteneğimi geliştirmekle çok meşgulümdür her zaman. Ben de notlar aldım. Fakat sonra işler uzadı. Konu başka dünyaya yayıldı, insanlar patır patır ölmeye başladı, tedaviler aksadı, aşılar çıktı, çıkmadı, konuşuldu ve bir kaotik bir düzenin içinde bulduk kendimizi. Biz hekimler de bunu hissettik, halk da bunu hissetti ve bütün dünyada ne olacağız korkusu başladı. O sırada ben işimi yapıyordum ve gerçekten gördüklerim gittikçe ağırlaşıyordu. Çok eski bir eskiye dayanan bir hekimlik yıllarım var çünkü 20 yıldır yoğun bakım uzmanıyım tabii ki çok güzel olmayan bir duygu değil çok güzel bir duygu değil yoğun bakım uzmanı ama tedavi edici bir yerdir fakat o bu covid zamanı covid anında şeyi fark ettim biz bir şey yapamıyorduk yani hekimliğin de iflas ettiği andı bir, bir şekilde çünkü onu hekimlik şudur. Gelir hastanız, tedavi edersiniz. Tabii ki hepsinden olumlu sonuç almazsınız ama çoğunlukla sonuca odaklanırsınız. Ve bilirsiniz ki bazıları iyileşir. Covid zamanında ve o en kaotik dönemde ben artık ümidimi kesmeye başlamıştım. Çünkü gelip ölüyorlardı, gelip ölüyorlardı, gelip ölüyorlardı ve ben bir gün şöyle dedim, biz ne yapıyoruz? Sadece gözlüyordum. Çünkü yaptığım bir tedavi işe yaramıyordu genç, yaşlı herkes aynı şekilde etkileniyordu ve bir zamanlar bize ya bu işte bir um, olma bu her yıl insanlar ölüyor siz abartıyorsunuz dedikleri anda şeyi fark ettim ben yıllarca hekimlik yaptım ama bir gecede 7 kişinin 10 kişinin birden eks olduğunu görmemiştim e, 4-5 tane bizim o işte ambulansın acile yanaştığını ve aynı anda hasta getirdiğini hiç görmemiştim. Bunlar çünkü her zaman görülen, her zaman başa gelen şeyler değil. Bunu iletmem gerektiğini ve bunun bir düzen içinde, o kaosun içindeki düzeni bularak yazılması gerektiğine inandığım için yazmaya çalıştım bu kitabı. Ve elbette bunun ileride bir başvuru kitabı olarak da kalmasını istedim. Çünkü ben de bu kitabı yazarken daha önce olmuş bütün bu olağanüstü hallerdeki şeyleri yazan yazarların kitaplarını okumaya çalıştım. Mesela 1919 İspanyol gribinden bahseden kitaplar okuduğumda aynı tablonun orada da olduğunu, insanların çok kitle halinde öldüğünü, vefat ettiğini, eks olduğunu her neyse e, görünce dedim ki evet demek ki bu işler yüz, o da 100 yıl önce olan bir şeymiş. E, o da olmuş ve e, o zaman bize yazılanlar geldi şu anda ve ben onlardan yararlanarak bu kitabı da yazdım. Benimki de bir tarihe not düşmek gibi bir şey aslında benim amacım. Bu e, yaşandı ve bitti değildi çünkü. O kadar basit bir şey değildi. Umarım bir daha o günleri yaşamayız ki bugünlerde olanlar e, da çok... Daha zor işler, oraya hiç girmeyeceğim ama e, deprem yönüyle de doğal afetlerin hiç bitmediği bugünlerden geçiyoruz ve inşallah bundan da çok daha iyi çıkacağız. E, bu bu benim, için, benim için tarihe bir kayıttı bu kitap. Umarım herkes bu kitabı okuduğunda o günleri hatırlar ama o günlerden geçtiğimiz için de sevinir, mutlu olur. Hepinize iyi okumalar diliyorum.